Babalar oğullarına seni seviyorum diyemezler. Neden ona sarılıp da sevdiğimi söyleyemiyorum acaba? Neden böyle bir hakkım yok? Bir kez olsun isterim. Ama öte yandan anneler bu sözü o kadar sık söyler ki karşı taraf dinlemese bile. Ama bu onları sevmediğimiz anlamına gelmemeli. Bir annenin çocuğuna olan sevgisini hiç kimse tahmin edemez. Belki annenin kendisi bile. Çünkü buna verilecek bir cevap yok. Bu çok özel bir duygu. Sadece çocukla anne arasında. Şu anda International House ve Man House Missouri takımlar arasındaki maç çok ilginç bir hal aldı. Yenmek için 5 puana ihtiyaçları var ve son bir atış hakları kaldı. Son 9 yıldır galibiyeti kimseye kaptırmayan International House bu sefer de kazanacak mı acaba? Her iki oyuncu da puan kazanabilmek için yerlerini aldılar. Öğrencilerin heyecanı dorukta. Gerginlik artıyor. Şu anda International House'un rekorunu alt etmek Rohan'a bağlı. Şu anda her şey mümkün ve her şey Rohan'a bağlı. Herkes Rohan'a çok güveniyor. Herkes onunla. Ama bu çok da imkanlı gibi görünmüyor. Son atışta 6 puan yapması gerekiyor. Beceremeyecek. Hiçbir şey imkansız değildir bence. Bu hayatta bir şey olmak istiyorsan, bir şeyler kazanmak istiyorsan, bir şeyleri başarmak istiyorsan, her zaman kalbinin sesini dinlemelisin. Bazen kalbinin sesini duyamadığın anlardaysa, gözlerini kapatıp anneni ve babanı düşünmelisin. O zaman göreceksin. Bir anda her şey mümkün olur. Bütün zorlukları aşabilirsin. Zafer senin olabilir. Sadece senin.
yakalayın topu! Başardık. İşte bu kadar. İşte bu. Harika. Evet. Baba, başardım. Bugün en iyi oynayan ben. Süper bir maç oldu. Harikaydı. Baba, seni televizyonda seyrettim. Harika görünüyor. Şimdi bu çekiciliğimi kimden aldığımı anlıyorum. Ha neyse, biliyorsun bu son sömestr ve bitiyor. Bayramda evde olacağım. Sizleri göreceğim için çok heyecanlıyım. Sevgiler Rahan. Evet dostum, eve gidiyorum. Haliduvar'da iki güzel kız arkadaşım beni bekliyor. Haliduvar mı? Orada iki kız arkadaşım mı var? Hı? Anneannem de babaannem. Saat 8'de. Unutmayın. Peki efendim. Yine fotoğraflara bakıp da ağlıyor musun yoksa? Hayır, artık ağlamıyorum. Tabii ağlamıyorsun. Sen her zaman bana hala çok genç olduğunu da söylersin değil mi Dünür'üm? Aman yine dalga geçiyorsun benimle. Nedir derdin söyle canım. Bu aralar Rahul'u çok düşünüyorum. Ben de onu çok özledim aslında. Ah nedense aklımdan hiç çıkmıyor. Ne oldu ki? Bak bizler artık ömrümüzü tükettik. Sen kendi adına konuş şekerim. Benim daha göreceğim şeyler var. Ya yarın bir gün öldüğümde Tanrı'ya ne diyeceğim ben? Dağınık ailemi bir araya toparlayamadım mı diyeceğim? Torunumu eve getiremedim mi diyeceğim? Hangi yüzle Tanrı'nın karşısına çıkacağım? Sen kafanı fazla yorma. Nasılsa Tanrı'nla görüşemeyeceksin. Neden o? Tanrı bu dünyadan kimseyle görüşmez. Ha, hadi oradan. Yine benimle dalga geçiyorsun. Ne haber şekerim? Rahman! Anneanne. Çok oğlum benim. Kıstığım benim. Çok çekici görünüyorsun biliyor musun? Biliyorum. Herkes aynı şeyi söyler. Geliyorum. Babaanne. Ne hale gelmişsin böyle? Ne kadar zayıflamışsın oğlum. Herkes senin gibi boğazına düşkün mü? Sen karışma sus. Yine ne oldu? Ağlıyor mu? Yine mi? Şimdi iyi. Ağlamadığı zaman korkuyoruz. Görüyor musun Rahul? Şimdi ikiniz de keser misiniz şunu? Hayır. Ağlama artık. Rohan ağladığını görürse sorular sormaya başlar. Ve biliyorsun bu sorulara verecek cevabımız yok. Ne yapabilirim Kaur? Elimde değil ki. Rohan'ı görünce Rahul aklıma geliyor. Sence ona her şeyi anlatmamız gerekmiyor mu? Nasıl anlatabiliriz? Raç bu konuda çok katı fikirli. Rahul evi terk edip gittiğinde Rohan yoktu. Çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Bence gerçekleri bilmeye hakkı var ama. Ama nasıl başlayacağız? Ona ne anlatacağız? Rohan Rahul'un Raşav'la Mandeli'nin oğlu olmadığını, aslında onu evlat edindiklerini hiç bilmiyor. Yasav ve Nandini Rahul'u eve getirdiklerinde o sadece iki günlük bir bebekti. O minicik bebek hepimizin kalbini fethetti gitti.
ve Rahul Nandini'nin yaşama sevinci oldu. Yaşamında rüyaları gerçek oldu. 9 yıl sonra sen doğduğundaysa tam bir aile olduğumuzu hissettik. Sanki buradaymış gibi. Hala gözlerimin önünde. Bir keresinde bir falcı gelecekte yaşayacağımız güçlüklerden ve o günlerde bizim güç kaynağımızın sen olacağından bahsetmişti. Abim bu durumu biliyor mu? Ne dedin? Rahul bunu öğrendiğinde 8 yaşındaydı. Yasal bu konudan evde bahsedilmemesi için bize yemin ettirmişti. Biz onu kendi çocuğumuz gibi kabul etmiştik zaten. O bu evin büyük oğluydu. Hiç kimse bunu değiştiremezdi. Asla değiştiremezdi. Ama bir gün bu konu açıldı. Her şey öyle ani oldu ki size bunu anlatamam. Ve o gün Rahul'un bu evdeki son bayramı oldu. Son bayramı. Son bayramı. Çabuk ol. Aman ya Rabbi, Rohancığım ne kadar büyümüşsün. Hiçbir kıyafetin olmuyor. ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम खुशी कभी
Nasıl oluyor da geldiğimi görmediğin halde bunu hissedebiliyorsun? Kaçıyorsun. Buraya gel. Buraya gel. Tanrım. Öbe dönmek ne kadar güzel. Evet, çok şükür. Rahul, bir şey sormak istiyorum. Neymiş? Sana gönderdiğim mektupları, mailleri, mesajları cevaplamadın. Hı. Neden? İşletme master'ı yapmak çok zordun aynen. Sadece master yüzünden mi? Yoksa başkaları da mı vardı? Söyle. Sana kaç defa söyledim, beni tanıyor olmalısın. Aha, tanıyorum. Peki sorun ne o zaman? Gerçeği söyle. Sence neler yapmışımdır? Bence. Sence ne? Bence. Sence ne Nayna? Bence Rahul, seninle benden başka kim zamanını boşu harcar ki? Ha. Bir de sen kızları nasıl mutlu edeceğini bilemezsin. Öyle mi? Kızlara böyle mi dokunulur? Yapma lütfen, yapma. Ne var? Peki, beni hiç düşünmedin mi? Doğruyu mu söyleyeyim yoksa öylesine mi cevap vereyim? Öylesine cevap ver. Tamam, eğer öylesine istiyorsan hiç düşünmedim. Seni düşündüm. Çok güzel. Güzel değil mi? Neyse, beni bırak. Sen bıraktığım gibi misin yoksa seninle ilgilenen birileri var mı? Sence var mıdır? Bence. Ne düşünüyorsun? Bence aslında... Sence ne? Bence en iyisi ben seni kapıya kadar geçireyim ve yavaş yavaş gidelim. Tamam mı canım, işte şuraya doğru. Gerçekten mi? Gerçekten. Benimle dalga geçme. Oh! Nayna, buraya gel. Yine ne var? Gel buraya. Evet. Evet, yakala topu, bu sayıyı kaçırma. Hadi evet.
hadi kaçırma. Sayıyı filan bırak oğlum. Okula gitmeyecek misin? Sen hazırlanman gerek. Al sana yemeyecek misin? Kaç sayı oldu? Ha evet, bizim sayımız bir daha. Ha, bir daha bir daha oldu lan. Evet. Dikkat et, dikkat et. Her şey değişebilir. Topu tamam mı? Bir ders oldu bu. Onları yeneceğiz. Haklısın. Son dakikaya kadar her şey değişebilir. Tamam mı? Bu çok değişik bir oyundur çünkü. Hayır abi, bu sefer. Ne oldu? Ne oldu? Şuraya bak. Tamam yavrum, heyecanlanma. Bu İngiltere'ye ilk yenmemiz değil. Geçmiş geçmişte kaldık. Sen şimdiye bak. Ne kadar ağır. Bu ne teyze? Hala kendi ayakkabılarını bağlayamıyor mu? Önemli değil. Onu zorlamazsan nasıl öğrenecek peki? Sen karışma Londra'dan bunun için. Durun, neler oluyor burada? Anne şuna bak. Bu herifi yedire yedire şişirmişsiniz. Şaşkın olmuş. Sen dalganı geç bakalım. Yatılı okula gittiğimde beni çok arayacaksın, tamam mı? Beni kimse sevmiyor. Anne şiş kocuğum, annem beni daha çok seviyor. Aa, teyze ne diyor? Baksana ya. Sen onu boş ver tatlım. Hadi okula anne, geç kalıyorsun. Anne, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Beni bir daha bırakıp gitmeyeceksin. Hayır, değil mi? Ama sen de söz ver, beni bu şişko gibi yapmayacaksın, tamam mı? Nandini. Nandini. Efendim, geliyorum. Oğlun geldi, beni unuttun bakıyorum. Kravatımı bağlayamıyorum bir türlü. Ben olmadan kravatını bağlayamıyor musun? Heh. Evet. Eline sağlık. Sen olmasan ben ne yapardım? Acayip. Teşekkürler. İyi günler efendim. Günaydın Enver. Günaydın efendim. Bu fax Malezya'dan geldi. Bugün bütün randevularımı iptal et ve saat 11'e oğlumla bir görüşme yapayım. Peki efendim. İyi bir makine bu ya. Bu kare senin şerefine oldu. Biliyorsun, bu holding artık senin. Sadece senin. Sağ olun. Kusura bakma deden, ona saygı duymasın. Deden büyük adamdı. Çok büyük adamdı. Ona bir bak, bak diyor. Mükemmel bir kişiliği vardı. Harika bir insandı. Fotoğrafta şöyle duruyordu, şöyle. Yok öyle değil, şöyle. Öyle değil. Öyle değil. Affedersin, affedersin baba. Biliyor musun Raul? 30 yıl önce bu odada benimle konuşmuştu. Bana söylediklerini sana da aktarmak istiyorum. Demişti ki bu hayatta karşına pek çok yol çıkar. Ama sen kimseye boyun eğmeyeceksin. Boynunu bükmeyeceğin yollardan yürümelisin. Asla ailene leke getirecek, onları zor durumda bırakacak, kötü yollara girme. Bu dünyada herkes para kazanabilir ama saygı, onur, bunları kazanmak o kadar kolay değildir. Onun bana dediklerini hiçbir zaman unutmadım Rahul. Asla unutmadım. Sen de unutma. Ailemizin bu geleneğine saygı duyacağına söz ver bana. Ailemizin saygın adına zarar vermeyeceğine söz ver. Sen benim oğlumsun ve dedene ve babana layık olduğunu göster. Söz veriyorum baba. Adımızı her zaman yücelteceğim. Sizi her zaman mutlu edeceğim. Her zaman. Bana güvenin baba. Biz kazandık! Biz kazandık! Puka! Puka! Biz ne kazandık! Var? Maçı biz kazandık! Aa, harika! Bizimkiler süper oynadı. Karşı takım bizimkilere yetişemedi. Hadi acele et. Bunu kutlamalıyız. Peki. Şu aynayı bana bir tutar mısın? Harika bir maçtı. Ne oyundu ama harika. Peki ne maçıydı bu, söyler misin lütfen? Ne maçıydı, hadi söyle bana. Aptal, bizimkiler aldı maçı. Kazandık mı?
Aa, kazandık. Aa, harika. Sen bizim neyi kutladığımızı bilmiyor musun? Yani ben öylesine bakıyordum. Amca Ali bizim patronun içinin bütün tatlı kurabiyeleri satıldı. Evet. Adamın biri geldi. Bana öyle tatlı bir şey ver ki kendimden geçeyim dedi. bizim patronun içinin tatlısını yiyen deliler akıllanır. Ve akıllılar da. Deliler. Evet. Şaka yapıyordum. Hadi oradan. Yemin ederim. Ramsay. Fazla bağırma. Oğlan tarafı onu görmeye gelmiş. Şöyle gel kızım. Hoş geldin de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyze bak kız geldi. Hoş geldiniz. Çok da güzelmiş maşallah. Tam da düşündüğümüz gibi. Maşallah maşallah. Çok güzel çok. Ben değil, benim kızım Ruksar, bu kızım. Merhaba. Buhar mı? Buhar değil anne, Ruksar. Demek ki kızımızın adı Ruksar, evet. Öyle mi? Tamam tamam, Ruksar. 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 Ne oldu? Maçı biz kazandık. Kızımız çok efendi ve terbiyelidir. Kazandık mı? Ne dedi, ne olmuş? Çok efendi ve terbiyeliymiş. Peki kızınız kaç yaşında? 100 puan. Anne kız 100 yaşındaymış. Ne? 100 yaşında mı? 21'e giriyor. Ne güzel ne güzel. Tam istediğim gibi. Biz aslında Laknavlıyız. Buraya yeni geldik. Her neyse. Az daha söylemeyi unutuyordum. Oğlumun adı Ayşva. Takım mı? Gerçekten takım mi? Başkaları da mı var? Hayır. Yanlış anladınız. Yok öyle takım, bakın. Çocukların takımı bu. Kızımız amcasına hep bir çocuk takımı kuralım derdi. Amcasını unutamadı. Hiç zavallı. Onu kaybettik. Amcaya ne oldu peki? Kız dikkatimi dağıtma. Bittim sizin bu maç sevdanızdan artık. Tamam. Bak babana her şeyi anlatacağım. Bu da ne? Hayırdır inşallah. Baba ne oldu? Bir şey yok. Bana ne anlatacak mısın bakalım? Bunlar yok mu? Kızıma dünürler gelmişti. Sonra ne oldu peki? Büyük 18 küçük 10. Tansiyonu çok yüksek. Tansiyonu mu çıktı? Sizin yaptıklarınız yüzünden iyice hasta oldum. Anne. İlacın dozunu biraz arttırdım. Bunlara hemen başlayalım. Güle güle. Abi ne yapıyorsun sen? Kendine bakman lazım. Böyle olmaz. Bir şey olmaz. Babam kendine hiç dikkat etmez. Sen konuşma. Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Bak teyzem bile şikayetçi sen. Hayır abi bunu ciddiye alma. Şaka yapıyordum ben. Şuna da bak. Şaka yapıyormuş. Bu iki kızla şımartan sensin aslında. Olsun. Onlar benim de kızlarım. Tabii ki. Her neyse bırak şimdi bunları da. Asıl güzel haber. Benim bu çirkin kızımı istemeye geldiler. Onu çok beğenmişler. Öyle mi? Evet. Onlar sana dikkatlice bakmamışlar anlaşılan. Git şuradan. Nereye gideyim peki? Bir gün herkes bir yerlere gidecek. Ben babamı bırakıp da hiçbir yere gitmem. Şuna da bak. Ben de gitmeyeceğim. Öyle mi? O zaman ben giderim. Neden böyle söyledin? Kızım bir gün sen de evleneceksin. Tanrı'ya her gün seninle evlenecek kişinin seni benden daha çok sevmesi için dua ediyorum. Abartma. Kimse öyle sevemez baba. Şimdi ne oldu? Yeter artık Rahul. Bugün yeterince kötüydün. Affedersin. Zaten. Bugünkü partide ne dans ettin ne de bir şeyler yedin. Ne de kimseyle konuştun. Üstelik... Çok güzel görünüyorsun Nayna. Gerçekten ne kadar tatlısın. Ben hem tatlıyım hem de çok iyi yalan söylerim. Yalan. Hayır Nayna. Sen gerçekten çok tatlı görünüyorsun. Şimdi bu gerçek mi yoksa öylesin? Sence hangisi? Bence sen... Sence ben... Bence sen... Sence ne Nayna? Bence Rahul artık gitmen gerekiyor. Ben de zaten seninle gelmeyecektim. Her neyse. İyi geceler. Hoşçakal. Sana yalan söylemiştim. Dünyadaki en uzun nehir hangisidir? Nil Nehri. Emin misin? Doğru mu? Kapa çeneni. Merhaba baba, merhaba anne, büyük anneciğim. Ne haber Şişko? Baba! Rahul yapma. Affedersin baba. Bu ne hazırlığı böyle? Bir şey değil. Sadece sürpriz bir parti planlıyorduk. Başka bir şey değil. Öyle ne yapıyorsun? Hiç sır tutamaz bu çocuk. Karnı zaten doluyor ondandır. Rahul, bugün nasıl oldu da erken geldin? Anne, çok sık parti veriyoruz değil mi? Öyle mi? Evet. O zaman babana hiç çekmemişsin oğlum. Çünkü baban gençliğinde parti vermeye bayılırdı. Neden? Partilerde bir sürü kız olurdu. Anlıyorum. Nandini. Biliyor musun kızlara hava atmayı da pek severdi baba. Nandini Hanım.
Eğer o partilere gidip kızların arasına karışmasaydım seni nasıl bulurdum? Sen bulmadın ki onu. Baban Nandini'yi görmüş, çok beğenmiş. Bu kızı oğluma almalıyım demiş. Hı. Gelinim olmalı demiş. Öyle mi? Evet, tabii. Daha ilk günden beri hem de. Çeyiz olarak bu kız bir kucak dolusu sevgi ve de yanında bir sehpa getirecek derdi. İşte sıra sizde şimdi. Bu geleneğimiz gerçekten çok güzel. Bu görücü usulü evlenme iyi ki var. Yoksa bunlara hiç güvenilmez, biliyorsunuz. Anne, görücü usulü eskidendi. Şimdi her şey çok değişti. Hiçbir şey değişmedi Nandini. Ama artık gençler kendi kendilerini... Hiçbir şey değişmedi. Ben yani şey... Hiçbir şey değişmedi. Yani ben... Yedim ya. Değişmedi. Hepsi bu. Ne düşünüyorsun tatlım? Onu mu düşünüyorsun? Yoksa hayal mi kuruyorsun? Ha? Çekil başımdan. Hadi utanma söyle. Sahi bizim damat adayı nerelerde? Onu göremedik bile. Tanışsak diyorum artık. Lucknow'dan bugün geliyormuş. Sizlerle de tanışacak. Sonra da istediğin gibi yorumunu yaparsın. Şuna da bak, şimdiden gelin gibi davranıyor. Ne iş yapıyormuş beyefendi Lucknow'da? O bir şairmiş. Şair mi? Evet. O zaman iyi anlaşacağız demektir. Nedenmiş o? Ben de şiir falan okuyorum ya, ondan hayatım. Ya, demek sen de şiir biliyorsun ha Anceli. Size bir şiir okuyayım mı? Hadi oku bakalım, evet, dinleyelim. Tamam. Bin derdim var ezelden beri. Aa, pek güzelmiş. Bin derdim var ezelden beri. Biri şu ruksardır teyzem diğeri. Şımarık sen de. Her neyse bırakın şiiri de bugün ne oldu bilin. Benim patronla oğlunun resmi ya, çıktı. Hadi göstersene. Önce elini yıka. Aha. Öyle gel, sabırsızlanma. Yarın patronun doğum günü, 50 yaşına giriyor. Büyük bir parti verecekler. Ben de yengeye en iyi dükkandan tate almasını söyledim. Angelin'in çalıştığı dükkandan tereyağlı olsun dedim. Ya öyle. Ne dedi? Tabii ki kabul etti ama sen de yüzümü kara çıkarma. Ruksar'la beraber tatlıları alıp farkında orada ol. Aman tanrım, yarın babamın da doğum günü. Olsun canım, biraz geç gelsen de olur. Orada parti geç başlar. Şimdiden heyecanlandım baksana. Bir şeyin yok. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Yarın üstünü başına dikkat et, tamam mı? Anne, ben de yeni elbisemi giymek istiyorum. Tabii giy. Herkes yarın partide Ruksar Hanım'ın ne giyeceğini merak ediyor zaten. Öyle mi? Tabii ki öyle. Bu müzik de ne? Hadi gelin bakalım. Hayır. Hadi Ruksa. Hayır, baksana annem kendini iyi hissetmiyor. Hasan düzelir. Onu senden çaldım. Hey Ruksa, senin damat adayı bugün mü geliyordu? Aman, nereye geldik böyle? Ne kadar da kalabalık. Kalabalığı boş ver. Annem teyzenin ilaçlarını göndermişti. Bırakıp geleyim. Tamam aşağıya. İlaçları getirdim. Anceli, hadi gel. Geliyorum baba. Neyse. Burası çok kalabalık. Abim de nerede kaldı? Kapatıyoruz, yarın saat 10'da açacağız. Öyle mi?
yükselen adam herhalde. Hı? Ona evet. Bir şiir okusa. Bir insan bir insan ne kadar çabalarsa çabalasın anlayamıyorum. Sonunda sonunda kader ne isterse o olur. Evet. Aa, çok güzel. Şimdi sen bir tane söyle. İşte oradalar. Hey ahbap, buradan bir şey alamazsın. Neden? Dedim ya, alamazsın. Buradan geçmek istiyorsan bu tekerlemeyi söyleyebilmelisin. Hadi bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Hadi bakalım şimdi de sen söyle. Tam olarak ne söylemem gerekiyor acaba? Öyle mi? Boş ver, söyleme. Tamam. Sen bir şey söyleme, ben sana sen söyleyeyim. Sen mi söyleyeceksin yoksa? Hayatta insana aşk bir defa vurur. Bu kadar söyleyeyim. Güzel. Aşk ateşten bir ırmak gibidir. Ve o ırmağa geçmek gerekir. Güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel. Bir ver, bir unuttum. Beni görmeye mi gelmiştin acaba? Hayır. Ben aslında teyzeyle görüşmeye gelmiştim. Teyzeyi bahane edip mi geldin yani? Hayır canım, tabii bize o baktı, büyüttü ama... Bu da güzel bir bahane. Ne? Buraya gelmenin yollarını bulmuşsun. Bu tekerleme de ne kadar zormuş. Şu kuşa bakın. İşte bakın orada. Düğün ne zaman? Kimin? Seninle. Onun tabii. Ben teyzeyle nasıl evlenebilirim ki? Ay, çok da şakacısınız. Ay, nasıl da masum duruyorsunuz beyefendi. Ay, in arkadan. Ruksar'a Aşfak Bey'i çok beğendiğimi söyleyeceğim. Pardon, hangi Aşfak Bey acaba? Hangi Aşfak Bey mi? Tanrım. Gerçekten çok şakacısın. Evet, sağ ol, sen de öyle. Al bakalım. Teyze nerede oturuyor biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz aman? Ay, biliyor musun? Hayır, zaten her şeyi sen biliyorsun. Evet. Şu teyzen var ya, hani senin müstakbel kayınvaliden. Evet, anladım, evet. Nerede çalıştığını biliyor musun? Biliyorum. Büyük adamlar büyük işler yapar. Rayçant diye birini duydun. Hayır. Duymamış olamazsın. Bugünkü gazetede resimleri çıkmış biliyor musun? Ya öyle mi? Evet, çok önemli biri. Çok ilginç. Gördün mü? Hayır, görmedim. Ben sana göstereyim. Evet, tabii bana gösterebilirsin. Ben gazete okumam da. İşte burada her şey yazıyor. Öyle mi? Çok fotoğraf güzel. Fotoğraf da var. Öyle mi? Çok güzel. Bu da onun oğlu. Çok ilginç. Bu adam sana çok benziyor. Ver bakayım. Aşfak Bey, öyle değil mi? Ben mahvoldum. Hayır, sana bir şey olmadı. Sen çok şakacı bir, çok iyi bir kızsın, tamam mı? Mahvolmadın. Hadi! Çocuklar peşimi bırakmıyor. Aman! İmdat! Benim küçük kardeşim biraz şımarıktır. Baksana. Sen gerçekten çok tatlı birisin. Merhaba. Ben Aşfak. Ve ben de çok öfkeli biriyim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Böyle sürprizlere bayılır. Teşekkür ederim canım, teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Bu kadehi babamın şerefine kaldırmadan sizlere bir şey söylemek istiyorum. Çocukluğundan beri hayalini kurduğum bir şey var. Büyüdüğümde babam gibi olmak. Onun gibi doğru bir adam olmak, evet. Hayatın basamaklarına çıkarken her zaman başarılı olmak. Tıpkı babamın olduğu gibi. Mesela... şu anda durduğu yer gibi, neyse, yapamayacağımı biliyorum.
Ben asla onun gibi olamam. Çünkü babam bu dünyada bir tanedir, eşi yoktur. Bunu biliyorum. Eminim yukarıda birileri beni seviyor ve beni bu adamın Yaşver'den Raçant'ın oğlu olarak yarattı. Bundan da gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Ve bugün baba, ben ve yanımda üç güzel bayan... Teşekkür ederim. Dünyanın en güzel üç kadını yanında. Bu dünya güzeli, bu kainat güzeli, bu Asya Pasifik güzeli ve bu şişko. Hepimiz sana şunu söylemek istiyoruz baba. Seni seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Bu dünyadaki en iyi baba sensin. Beni çok duygulandırdınız. Siz ne şöyle gelin, tamam. Sakin olun, sakin. Bir şey olmadı, bir şey olmadı, tamam. Bayanlar ve baylar, neyse boş ver şimdi. Bu senin içindir Raul. Teşekkür ederim baba. Ve bu ders senin için. 1, 2, 1, 2, 3, 4. रूप तेरा सोना सोनी तेरी पायल हे रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के दर्द सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा या रूप है मेरा सोना सोनी मेरी पायल रूप है मेरा सोना सोना सोनी मेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Everybody shava shava mahiya se shava shava mahiya se shava shava mahiya se shava shava जगोरी नचले हे शावा नचले वे नचले हे शावा अरे आजा गोरी नचले हे शावा हे नचले वे नचले हे शावा देखा तैनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनु की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनू तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा
sase var de Rab se ziyada tujhe pyar de Rab mainu maaf kar Rabba khair ya hai mainu maaf kar पायल छन छना छन ऐसे छन के करते सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना सही शाबा शाबा माखिया सही शाबा शाबा माखिया दे शाबा शाबा भांगड़ा दे शाबा शाबा भांगड़ा सही शाबा शाबा माखिया सही शाबा शाबा माखिया दे शाबा शाबा भांगड़ा Artık yeter. Fazla hareket iyi değil. Baksana. Ne demek istiyorsun bakayım sen? Hey. Kame bolum. Sun. Suna. आती क्या खंडाला क्या करूं आके मैं खंडाला अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे unuttum yahu sen de yaşlandın artık Anceli hadi gel şöyle hadi çabuk affedersiniz. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Doğum gününüz kutlu olsun. Hepsi senin yüzünden. Başıma ne dertler açtın. Evet. Hadi şunları bakayım, siz şuraya tamam, geçin. Peki efendim. Bunları imzaya açtın mı? Tamam. Efendim. Götürün. Tamam sen gidebilirsin. İyi günler. Efendim bu bizim Anceli. Sizden özür dilemek istiyor. Özür mü? Evet. Anlaşıldı. Önemli değil, özür dilemene gerek yok. Hadi gidelim. Dur bir dakika. Size bir sürü zarar verdi, özür dilemek zorunda. O biraz hareketli bir çocuk. Evde de böyledir, yerinde duramaz işte. Evet duramaz. Ben konuşabilir miyim? Konuş tamam. Tamam hadi özür dile. Merhaba. Böyle partilere geldiğim zaman kendimi kaybediyorum da kendimi kontrol edemiyorum işte. Hele sevdiğim parçalar çaldığında tutmayın beni. Tutmayın beni. Ben ne dedim şimdi? Sus, delirdin mi kızım sen? Neler söylüyorsun böyle? Ama, özür dilemen lazım. Sen git buradan, gelme buraya. Ben mi? Hayır, siz değil, efendim, siz değil. Bakın, benim...
Benim yüzümden partinizin mahvolmasını hiç istemezdim. Evet vazo. Evet vazo. Her neyse ben parasını neyse veririm. Tamam mı? Vazonun fiyatı ne kadar? Önemli değil canım. Önemli değil. Üzülme sen. Sus! Ne? Hepsi senin yüzünden. Ha? Benim yüzümden mi? Siz değil değil. Sizin yüzünüzden değil. Her şey ters gidiyor. Bakın babam der ki özür dilemekle kimse küçülmez. Affedenlerin yüreği ise kocamandır. Sizin de kocaman, kocaman bir kalbiniz var. Öyle değil mi efendim? Bakın şimdi ben... Beni affettiniz mi? Tamam, affettim. Hey! İşte büyük insanlar böyle affedicidir. Şimdi gitmem gerekiyor. Hanımefendiye selam söyleyin. Tanrı sizleri korusun efendim. Hoşçakalın. Seni de korusun. Başka bir şey kırmadan çıkalım hemen buradan. Yine vazo. Bu okul muydu? Evet. Tamam dövelim hadi çabuk olun. İşte onlar bunlar. Yani bunlar dayak yemeye geldi öyle mi? Evet, Çani Çok mahallesinin çocukları. Çani Çok. Elbisesi ne kadar kirli. Saçı da yağlı galiba. İngilizce konuşabilir misin? Sadece İngilizce mi biliyorsun? Sen orada öylece durdun öyle. Ama onlar çok kalabalıktı. Ha. Burada atıp tutmasını iyi biliyorsun ama dışarıda susuyorsun. Yapma abla. Peki bu okula ne için gitmiş söyleseniz. Sadece okula gitmek istemiş. Kimseyle kavga falan etmemiş ki kimseye bir şey söylememiş. Ben orada olsaydım hepsini bir güzel döverdim. Onlar da günlerini görürdü. Tabii. Kardeşimin canını yaktılar. Onları bir elime geçireyim görür onlar günlerini. Bunlar kendilerini ne zannediyor acaba? Yakalayıp dövmezsen ben de adımı değiştiririm. Göreceksiniz onları geberteceğim. Anceli. Baba sen onları tanımazsın. Bütün zengin çocuklar işte böyledir. Hepsi duygusuz. Çok güzel söyledin. Bunları sen mi yazdın? Evet. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Anceli misafirlerimiz ilk kez geldiler evimize. Onlara bir şeyler ikram et. Hadi bakalım. Misafirlerimiz acıkmışlar mı? Hayır efendim bizim karnımız tok yiyip geldik. Olmaz bir şeyler yiyeyim ben bir bakayım. Hayır efendim zahmet etmeyin sen de rahatsız etme tamam mı? Adın ne senin? Adın ne bakayım? Adın ne? Ron. Sen değil o. Tamam. Sen şimdi çekil şuradan bakayım. Merhaba Puca. Ne kadar güzel gözlerin var senin. Bak kimsenin kalbini kırmak yok tamam mı? Özellikle de kızların hele ki bu güzel küçük şirin kızın. Hadi özür dile. Ve hep denildiği gibi özür dilemekle kimse küçülmez. Ve affedenin de yüreği çok büyüktür. Beni anlıyorsunuz değil mi? Asla kavga etmemeniz gerekiyor. Şimdi özür dileyecek misin? Hadi ne bekliyorsun? Özür dilesene. Özür dilerim Puca. Aferin. Önemli değil. Affettin mi? Evet, aferin. Merhabalar. Baksana, eğer bu çocuklar arkadaş olabiliyorsa biz neden olmayalım? Arkadaş mı? Evet, arkadaş olmak istiyorum. Sakıncası yok öyle değil mi? Söyle. Ne? Evet, ne dersin? Arkadaş olalım mı? Ha? Tamam. Tamam, güzel. Peki ama baban nereye gitti? Hani bir şeyler ikram edecekti yoksa yalan mı söyledi? Babam...
söyledim ya Ruksar, ben çok ciddiyim. Bu işte bir iş varmış gibi geliyor. Bana da öyle geliyor Anceli. Sakın bu adam. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Anlamıştım. Doğru. Sen de tahmin etmiştin değil mi? Evet Ruksar, sen de doğru düşünüyorsun. Bence de o benim dükkanımı elimden almak istiyor. Dükkanı almak mı? Ama ben de sanıyordum ki onun sana aşık olduğunu düşünüyordum ben. Ne söylüyorsun sen? Evet. Ay Ruksar, sen kafayı yedin bence. Bu adam beğenecek kızı bulamadı da bana aşık olsun. Şimdiye kadar doğru dürüst biri gelmemiş. Bu zengin çocuk mu gelecek bana yani? Anceli, ben çok ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Sen ciddi olabilirsin. Hey. Bu özel bir tatlı. Başka yerde bulamazsınız. Fiyatı sadece 50 rupi. Şuna başka bir tür ama meyveli tatlı. Affedersiniz. Bu hanım da dükkanın sahibi ama o bedava. Ne diyorsun sen? Şaka yapıyorum. Turist informasyon nerede acaba? Ya tatlı almaya gelmedi mi? Turist informasyon burada değil. Hadi güle güle. Tamam. Yeni tarif etseydin bari. Bak şimdi amcanı boş ver, bir saattir adama tatlıları anlatıyorum. Biz burada tatlı satıyoruz canım. Rehberlik hizmetleri vermiyoruz. Buyurun efendim. Gelin tatlılarımızı deneyin. Yeni çıktı, sıcak sıcak. Alo, yeni pastane, buyurun. Her türlü tatlımız mevcuttur. Yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Kimsiniz? Benim. Başka kim olabilir? Yani kimsiniz? Benim yeni arkadaşım. Tanımadın mı? Aslında... çocuklar fuara gezmek istiyorlar. Ben de düşündüm ki sen de gelseydin birlikte çok eğlenebilirdik. Ne dersin? Hangi fuar bu? Sizin oradaki fuardan söz ediyorum. Yerimi biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Bizim buradaki fuara mı gelmek istiyorsun? Bu senin için biraz fazla sıradan bir şey olmaz mı? Sen benim yanımda olduğun sürece bunun hiçbir önemi yok. Yarın akşam 4 gibi fuarda görüşürüz, tamam mı? Peki, öyle olsun. Hadi sus. Aa! Hadi o tekerlemeyi bir daha söylesene. Hadi söyle, söyle. Hadi söyle, söyle. Hadi. Hadi söyle, hadi. Şimdi bu konuyu nasıl açsam ki anlayamıyorum. Baksana, sen çok güzel şarkı söylüyormuşsun. Aha, olabilir. Sen hep böyle mi giyinirsin? Önemli günlerde böyle giyinirim, diğer günlerde farklı giyinirim tabii. Hayır, aslında onu sormak istemedim. Bizde bir söz vardır, biri eğer güzel giyinmeyi biliyorsa, yani gideceği yere uygun giyiniyorsa, o kişi pek çok şeyi evet, de biliyor. Evet, doğru söylüyorsun. Ama senin saçın da çok güzel olmuş doğrusu. Baksana, babalarımızın aynı günde doğmuş olması ne kadar da ilginç, öyle değil mi? İkiz gibi. Evet. İki arkadaşın babasının aynı günde olması az rastlanır bir olay. Bence çok evet, ilginç. Evet, evet. Çok ilginç. Evet öyle ama... Ha, bırak böyle kalsın. Gerçekten iyi görünüyor. Bilezikler. Hadi siz bilezikler de gelin. Mi? Ay bunlar harika. Siz ne dersiniz? Bana sen desene. Bence daha samimi olur. Daha samimi mi? Çok ileri gidiyorsunuz ama. Bakın Bay Rajant Bey... Evet dinliyorum efendim. Söyleyin. Aslında... İstediğiniz şeye karşılık veremeyeceğim. Beni anlıyorsunuz öyle değil mi? Hayır anlamıyorum, söyle bakayım. Yapamam yani. Yapamayacağım diyorum. Size karşılık veremem. Neden? İşte yapamam da ondan. Bir denesene, lütfen dener misin? Bu istediğin olmaz, babam istemez. Babanla konuşabilirim. Şurada bak, babam neden dükkanı satsın ki? Bu da ne dükkan? Dükkan mı dedin? Ne dükkanı? Bizim pastaneden söz ediyorum. Benim dükkanla falan ilgim yok. Nereden çıkardın bunu şimdi? Bir yere kadar iyi ama bu kadar samimiyette ne oluyor canım? Evinize kadar geldin. Bir de beni öptün. Arkadaşlığında bir sınırı var, öyle değil mi? Tamam. Arkadaşlığın ötesinde de ilişkiler vardır. Bazı ilişkileri biz anlayamayız. Bazı ilişkileri de anlamak istemeyiz. Ama yüreğin durmaz. Bazı ilişkilerin adı olmaz. Sadece hissedersin. Kalbini susturamazsın. Bazı ilişkilerin sınırı olmaz. Zaten orada sen sınırları zorlarsın. Böyle ilişkilerde iki kalp birbirine delicesine bağlanır. Yüreğin durmadan atar. Nefes alamazsın. Anlıyor musun? Söylesene. Bir şey daha var. Pastanen bir gün benim olacak. Bunu sakın unutma lütfen. Hmm.
सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है ये पल सब कुछ रहा है बदल सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा के जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं यूं ही रहे हर दम प्यार का मौसम यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है Ah
पर हुआ प्यासा रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा Gerçekten çok seviyorum. Biraz çatlak biri. Hayır, tam anlamıyla çatlak. Değişik mimikleri var, çok komik. Çok komik konuşuyor. Üstelik de sakar biri. Her gittiği yerde bir şeyler devirir. Özellikle de vazoları kırmayı çok seviyor. Vazoları. Vazoları mı? Evet, özellikle de vazoları. Ama onun yanındayken kendimi çok farklı hissediyorum anne. Tanrım, onu çok seviyorum. Biraz çatlak aslında. Doğrusu bilemiyorum. Tam çatlak. Evet. Ama hayır. Yani. O kızın adı ne peki? Nayna. Bu aile için mükemmel bir gelin adayı. Senin de görüşünü almak istiyordum. Çok sevindim. Nayna çok tatlı bir kız. Peki Raul'la bu konuyu konuştun mu? Onunla konuşmaya ne gerek var? Bu evle ilgili önemli bir kararı kendi veremez ki. Nayna kesinlikle bizim gelinimiz olacak. Bu evin gelini o olacak. Teyze, artık beni kim hazırlayacak? Baba. Baba, neden sizinle birlikte kalamıyorum? Neden beni yatılı okula gönderiyorsunuz? Bizim ailemizin geleneği bu oğlum. Büyük baban gitmişti, ben de gittim. Abin de yatılıydı. Sen de bu evin geleneklerine karşı çıkamazsın değil mi? Hayır. Aferin sana. Baba şuna bak. Hayır ben sadece... Raul. Ay Şişko, seni çok seviyorum, tamam mı? Ve şunu sakın unutma. Annem beni daha çok seviyor. Baba! Tamam, özür dilerim, özür dilerim. Zaten bir sürü şey verdin. Artık bunu da alamam. Seyda. Rahul ve Rohan nasıl senin oğulların gibiyse, kızın da bizim kızımız gibidir. Şimdi sen nikah ne zaman onu çok söyle. Çok teşekkür ederim. Tamam. Onun hiçbir eksiği olmayacak. Rohan. Ah beyefendi geldi. Rohan artık telefonda ağlamak yok. Hoşça kal, kendine iyi bak oğlum. Hadi bakayım. Hadi yavrucuğum. Okula varmış Rohan. Bunlar da ne? Yarın Ruksar'ın nikahı var. Onun için biz ikimiz... Şimdiden hayırlı olsun. Bir şey lazım olursa hiç çekinme, olur mu? Yarın sizin ve yengemin vakti olursa... Evet Rahul'le konuştum, o gelir. Ee,
Efendim, Raul Bey gelmiştir. Bir bakıp geleyim. Hemen dönerim. Bir dakika. Yarın Seyda için büyük bir gün. Biz de oraya gitsek diyordum. Biz nasıl gideceğiz Nandini, delirdin mi? Seni anlıyorum. Ama yine de... Uzatmayalım Nandini, gidemeyiz dedim o kadar. Ama ben... Neyi tartışıyoruz? Son sözümü söyledim. Kesildi. Ne yapıyorsun sen burada Lia? Tabii ki dans ediyorum. Düşündüm de... Aşk nedir biliyor musun? Yağmur tanesi gibi elimizden kayıp gider. Ama asla kalbimizden çıkmaz. Sonsuza kadar sürer. शर्माए देखे चोरी चोरी बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह कहें बोलती है नजर प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती यार बताने से ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह हाय
घर तेरे आऊंगा मैं मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की हर जा रे जाई छोटी मोटी बातें ना बना ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह कबूल ediyorum कबूल ediyorum कबूल etti Evet bu çok güzel. Sen ona aşıksın değil mi? Onu seviyorsun değil mi? Evet baba. İşte bu kadar. Gördün mü ne demiştim ha? Benim oğlum bir tanedir. Evet işte. Beni çok mesut ettin oğlum çok. Ona söz ver şimdi onu çok mutlu edeceksin. Gelime iyi bakacaksın değil mi? Evet baba. Naynayı asla üzmeyeceksin tamam mı? Allah'ım sana şükürler olsun. Neden bu kadar asık suratlısın? Daha evlenmedik bile değil mi? Genellikle erkekler evlendikten sonra böyle olur. Nayna. Keşke Nayna olsaydı. Ama değil. Bak Nayna ben... Rahul. Kendimi bildim bileli. Seni ilk gördüğümden beri seviyorum ve... Bunun senin hatan olmadığını düşünüyorum. Ben seninle evlenmek istiyorum. Ama bu senin de benimle evlenmek istediğin anlamına gelmiyor. Kırılacağım diye kendini kötü hissetme. Tabii ki kırılacağım hem de çok. Çok da üzüleceğim. Ama bu hayatın sonu değil. Ve belki birkaç yıl sonra... Rahul adında birini sevdiğimi unutabilirim. Bu kadar işte. İnsan her şeyi değiştiremiyor değil mi? Bazılarının hikayesi... Mutlu sonla bitmiyor. Şimdi bana bir söz ver. Sen kendi hikayeni... Sen kendi hikayeni mutlaka... Mutlaka mutlu sonla bitir, tamam mı? Benim için. Hadi. Tamam. Çabuk bir şeyler söyle. Yoksa ağlayacağım. Ben de çok üzgünüm. İşte. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu isim bir soyun adı, atalarımızdan bize kalan emanet. Buna saygı göstermek, bu adı korumak hepimizin görevidir. Bu görevi yaparken sıradan bir ailenin kızının bu adı almasına asla dayanamam. Sen kızın yetiştiği ailenin ve yaşadığı çevrenin
nasıl bir yer olduğunu. Hiç düşündün mü ha? Öyle bir kızın bizim geleneklerimize uyup uymayacağını hiç düşündün mü? Söyler misin? Böyle bir kız bizim aileye nasıl gelin gelebilir? Bizim asaletimize nasıl ayak uydurabilir? Hiç düşündün mü? Bizim ailemizin değerlerine sahip çıkabilecek mi? Onun bu ailenin bir parçası olabileceğini nasıl düşündün? Benim ailemin bir parçası olabileceğini nasıl düşündün? Ha? Nasıl, söyler misin? Düşünemedim baba. Hiç düşünemedim. Sadece sevdim. Sevdim. Sevmek. Öz oğlumu bu zamana kadar tanıyamamışım demek. Onun beni anlayabileceğini zannediyordum. Geleneklerimizi bildiğini sanıyordum. Değerlerimizin ne olduğunu anladığını. Ne kadar yanılmışım. Ne büyük bir yanılgı. Seninle hep gurur duydum. Sana güvendim. Sen benim güç kaynağımdın. Ama her şeyimi alt üst ettin. Affettin. Her şeyimi elimden aldın. Bana büyük acılar verdin. Çok büyük, çok. Bana acı çektiriyorsun. Çok. Seni asla üzmek istememiştim baba, asla. Her zaman seni mutlu olmanı isterdim. Ben nasıl bir hata yaptım? Asla karşında ağlamak istemezdim. Bu gözyaşlarıma sebep olmak istemezdim baba. Bana kızabilirsin ama... Seni ciddiyle söyleme lütfen, ne olur. Beni affetme istersen. Sen nasıl istersen öyle olsun. İstediğin gibi olsun. Lütfen, lütfen affet beni. Evet, tamam tamam. Bu gayet iyi oldu. Tamam, hadi götürün. Abla.
bu kız bizim geleneklerimize uyabilecek mi? Ailemizin değerlerine sahip çıkabilecek mi? Bunun gibi sıradan bir kızın bizim aramıza girebileceğine inanıyor musun sen ha? Ben seni bugünler için mi yetiştirdim? Bugün benim kanımdan biri olmadığını ispatladım. Sen benim oğlum değilsin. Benim evladım olmadığını unuttum. Baba. Bana baba deme hakkını kaybettin. Baba beni siliyor musun? Beni hayatından çıkarıyor musun? Biraz da. Artık bu evde benim bir yerim yok mu baba? Haklıyım değil mi anne? Ben haklıyım. O zaman bıraktı gideyim. Ben artık bu evde kalamam anne.
Oğlumu üzmeyeceğine dair söz ver bana. Söz ver. Hadi git. Babandan helallik almadın. Babandan helallik almadın. Rahul, babandan helallik. Git Zeyna. Oğlumla beraber git. Onun yanında kal ki oğlum annesinin eksikliğini hissetmesin. Bu hayatta bir yerlere gelmek istiyorsan, kazanmak istiyorsan kalbinin sesini dinle. Ve kalbinden cevap alamazsan gözlerini kapatıp anne ve babanı hatırlamalısın. O zaman göreceksin. Bütün zorlukları aşacaksın. İstediğin her şeyi elde edeceksin. Ve kazanan sen olacaksın. Her zaman, tamam mı? Her zaman. Bana söz vermeni istiyorum. Bunları sakın aklından çıkarma. Sakın, tamam mı? Sana güveniyorum, tamam mı? Neden gidiyorsun abi? Aslında... Neden gidiyorsun? Lütfen. Lütfen bana gitme. Söz Hiç kimseye benim neden gittiğimi söylemeni istemiyorum. Anlaştık mı? Neden gittiğimi söylemeyeceksin. Nereye gittiğimi de. Unutma. Dediklerimi sakın unutma. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Anneme çok iyi bak oğlum. Ona çok iyi bak. Ve kriket takımına gir, tamam mı? Şampiyonluklar kazanmanı istiyorum. Çok başarılı biri olmanı istiyorum. Bana söz ver. Tamam mı? Tamam. Yaş Verda'nın inadı, Rahul'un bu itaatsizliği yüzünden ailemiz işte böyle bölündü. Herkes bir yana gitti, herkes bir yana savruldu. Yeter artık. Thank you.
Ben seni geri getireceğim abi. Sizi bu eve geri getireceğim. Mutlaka. Senin yerin burasıdır. Nandini. Oğlun gelince beni unuttun. Bilmiyorum. Sabah erkenden gitmiş. Ruksar, bayramı kutlu olsun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Güzel olmuşsun hayatım. Sizleri gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Ne kadar İyi bayramlar. Ne kadar çok büyüdüler. İkisi de büyüdüler. Aa, ikisi de. Şaka yapıyordum canım. Adı ne bu yakışıklının? Garistan. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tanıdınız mı? Evet. Tanıdınız mı? Evet evet. Ben o. Aa, o işte var ya. Evet evet. Sen bedava tatlı yemeğe mi geldin? Söylesene. Çok çeneni. Çok güzel. Anneniz nerede acaba? Hey Ruksar, Ansel'den hiç haber var mı? Ben de onlarla bu sabah konuştum. Bir daha konuşursan lütfen selam söyle. Tabii tabii. Affedersiniz, kusura bakmayın. Selin'in hayatına bak. Dünyanın öbür ucuna gitti kızcağız. Evet, dünyanın öbür ucu değil mi? Nereye? 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 Bizim mahalle. Bizim mahalle. Sizin mahalle. Sizin mahalle biliyorum ama nereye? Evet, evet. Bizim mahalle. Gittiler. Nereye? Evet, evet gittiler. Çok uzaklara. Çok uzaklara. Evet. Çok uzaklara. Evet, evet çok uzaklara. Tamam, çok uzaklara gittiler ama nereye gittiler onu öğrenmek istiyorum. Yoksa Amerika'ya mı gittiler? Ben Amerika'ya bayılırım. Siz Amerika'ya gittiniz. Sen diyordun ya, yani Amerika'ya bizim gittiler. Bizim mahalledeydiler. Ondan sonra? Amerika'ya. Ben Amerika'ya bayılırım. Orada neredeler? Neredeler? Amerika'da. İkisinin arasında. Amerika'da mı? Aman tanrım, demek Amerika. İkisi arasında bir yer dediniz. İkisinin arasında neresi? Ne demek? Şimdi ben anlamadım. Ne demek? Lütfen. Bakın, bir bakın, ikisi arasında bir yer dediniz. Tamam. Lütfen. Orası neresi? Orası neresi? Bir dakika, beni dinleyin lütfen. Kesin ya. Yaklaş biraz. Haldıran biraz çatlaktır. Onlar Londra'ya gittiler. Duydun mu? Teşekkür ederim. Londra ha? Londra mı? Neden peki? İşletme master'ı için. Daha yeni geldin oğlum, hemen mi gideceksin? Burada bir şeyler eksik gibi hissediyorum. Master'ı burada da yapabilirsin. Burada da bir sürü üniversite var. Burada da okuyabilirsin. Neden Londra'ya gitmek istiyorsun? Aile geleneği baba. Aile geleneği. Büyük babam gitmiş. Sen gitmişsin. Abim de gitti. Şimdi sıra bende, öyle değil mi? Tamam mı baba? Haklısın. Sana ne getireyim? Canım annem benden ne ister? Bir anne oğlu nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun, onun mutluluğunu ister. Mutlu ol. Mutlu ol. Oğlunun mutluluğu senin mutluluğuna bağlı. Senin gülümsemeni. Artık o kadar ender görünüyor ki. Sana söz veriyorum anne. Gülücüklerin tekrar geri gelecek. Yüzün tekrar gülecek. Sana söz veriyorum.
bu eve mutluluk geri dönecek. Canından çok sevdiklerinden ayrılınca için acır, değil mi? Yanındakiler uzaklaştığında daha da acı veriyor. Kardeşin daha uyanmadı mı? Ha, doğru. Buca! Aa, bu isimle onu kimse tanımaz. Herkesin çağırdığı gibi çağırsana. It's raining men. We'll be right back.
cesaret edebilirsin? Bu kadar güzel olmaya hakkın yok. Yine bütün bakışları üstünde toplayacaksın. Haksızlık. Günaydın Bayan Raşan. Günaydın. Sabah sabah. Ne kadar güzel bir gün. Sabah sabah sizi gördüm ya, günüm güzel geçecektir. İşe geç kaldım. Kızımı okula bırakabilir misiniz zahmet olmazsa lütfen? Tabii. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kim o Anceli? Sevgili komşumuz. Sahi mi? Sen şöyle otur canım, mısır gevreği getireyim. Günaydın Agnes. Günaydın. Günaydın Bayan Çöz. Günaydın tatlım. Kreşi seviyor musun? Hayır. Üzülme evlat, beni de sevmezlerdi. Anceli, seninle bir şey konuşmam gerek. Ne oldu? Her sabah aynı şarkıyı söylüyorsun hayatım. Çok güzel de, bence harika bir şarkı. Madonna gibisin ama buradaki komşular biraz şikayet ediyormuş senden. Onun için biraz dikkatli olun. Ne? Ben onlar için şarkı söylemiyorum ki, oğlumuz bizim şarkılarını söylesin. Biliyorum hayatım, biliyorum ama zaten hepsini öğrendi, tamam mı? Söylesene. Evet, her şeyi biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun, vatanınla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Dinimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü. Ay çekilsene tamam, şuradan. Tamam. Hiçbir şeyimizi bildiği yeter yok. Yeter anne, hep aynı şeyler. Hey! En güzel memleket bizim Hindistan'ımız. Bunu unutayım deme sakın. Anne ezberledik. Bu çocuk tam buralı oldu. Bizimle ilgili hiçbir şey bildiği yok. Memleket hakkında hiçbir şey bilmiyor. Neden bağırıyor bu böyle? Bunun gibi ol. Tıpkı bunun gibi. Nasıl diyorlar? Nasıl konuşuyorlar? Merhaba Bayan Franklin. Merhaba tatlım. Biraz çay alır mısınız? Evet, limonlu olsun lütfen. Canım da bir şeyler ister misin? Kurabiyeye hayır diyemem. Kurabiye mi? Çok hoş. Evet. Aman. Bizim mahallede bundan iyisini söylerler. Değil mi ya? Günaydın enişte. Günaydın, günaydın. Merhaba sevimli çocuklar. Teyze çok güzel olmuşsun. Bana teyze deme, olur mu? Dur ben bağlayayım. Aman tanrım. Ne oldu? Bu nasıl bir kıyafet böyle? Biraz fazla büyükler. Sığmıyorlar. Ne yapabilirim? Ne oldu? Beni korkuttun enişte. Sen mi? Asıl ben korktum. Elbisenin arkası yok. Moda böyle. Moda mı? Abla, beni beklemeyin. Geç kalabilirim. Spora gideceğim. Al şunu. Bak. Ne? Sizi seviyorum. Böyle mi gidecek? Anceli teyze, buraya gelin. Bu camın, bu kıyafetle dışarı çıkmasına izin mi veriyorsunuz ha? Rahul! Ezberledik! Kahretsin! Bu ayakkabılar da çok rahatsız. Merhaba kızlar, ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Harika görünüyorsun! Neyse, sizler de fena görünmüyorsunuz aslında. Baksanıza! Kilolu değil mi? Kilolu mu? Sanki biraz kilo almış gibi hissediyorum. Neyse. Hadi gidelim mi? Hadi. Burası King College Radyosu. Sabah saat 9.45 ve herkese günaydın. Pu! Hey Pu! Selam tatlım. Tanrım. Bu sabah nasılsın? Baksanıza şunu. Tamam. Hey şekerim. Yanlış hatırlamıyorsam bir gün önce de bu elbiseyi giyiyordun. Ne var bunda? Sana yakışıyor. Sen de var ya. Çok kötüyüm, öyle değil mi? Hey Roy. Hey Pul. Yine mi bu? Sinemaya gider miyiz ha? Havamda değilim. Kızların hepsi şu Robbie'ye hayran. Ama sen onu takmıyorsun bile. Hoş biri ama benim tipim değil. Peki senin tipin nasıl biri? Ne zaman ortaya çıkacak? Bilemezsin. Her an her yerde karşına çıkabilir. Kes şunu. Kim bilir?
Belki de buralardadır. Ah tanrım, bu da kim sabah sabah bizi rahatsız ediyor? Durun. Bir bakalım şuna. Çok da havalı. Harika. Bana bakmadan çekip giden bir delikanlı. Çok merak ettim. आंखों में डूब जाने को
हम बेकरार बैठे हैं एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं उस पे ही यार बैठे हैं बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार हर हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार दीवाने है देखो बेकरार वो संभालो संभालो ना प्यार हो अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो ऐसा क्यों लगे है बोलो ना क्यों चिक चिक तुम क्या जानो मेरे हाल को बार बार ये दिल खोता है देख के उसको चुम चिक चिक चुम तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको Come on, come on, come on, come tell us who you are Who are you? Come on, come on, come on, come tell us who you are Sen kimsin? Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Hatırladın mı? Küçük hanım. Bu da kim? Şişko. Şişko da kim? Biliyor musun Rohan? Ablam evlilik yaşantısının kutsal ama bir o kadar da ilginç olduğunu söyler. Ablam evlendi ama gelinlik giyemedi. Ve zavallı eniştem bir gün bile sizleri aklından çıkaramadı. Ama asla bunlardan bahsetmez. Annenle babanın resmi duvarda ama bir kere bile onlara bakmadı. Burada kendimize yeni bir hayat kurduk. Rohan, uzaktan bakıldığında mutlu görünüyoruz. Ama içine girdiğinde acı çektiğimizi görürsün. Neden buraya geldin Rohan? Neden geldin? Abimin neden gittiğini... Kimseye sormayacağıma dair söz vermiştim. Sormadım da. Onun bu ailenin parçası olarak görünmediğini anladım. Buna dayanamam. Dayanamam. Parçalanmış bir aileyi bıraktım Hindistan'da. Ve onu ancak abim birleştirebilir. Abimi yeniden kazanmaya geldim. Yengemi eve götürmeye geldim. Ama bunu tek başıma yapamam. Bana yardım eder misin koca? Var mısın? Bana yardım eder misin? Hayır. Asla olamaz, asla olamaz. Bu imkansız. Aman enişte, yapma, o senin kardeşin. Benim kardeşim değil, üstelik Sünya'nın kardeşi olduğunu bile bilmiyordum. Değil mi Sünya? Bu abi de nereden çıktı? Abi mi? Evet. Ne abisi? Abim. Hmm. Evet evet Raymond Bey, Hindistan'dan geldi. Abim iyi. Raycant olacak. Yani kuzenim anlamında. Ha tamam. Ama o benimle kalmıyor, ben kız yuvasında kalıyorum ya. Yani teknik bir problem Raymond Bey. Hayır. Nathan sen buraya gel. Gel buraya, hadi gel. Enişte sadece birkaç gün. Ben sevimli. Bir defa görürsen ben ne olur. Çok sevimli bir çocuk. Bak ben sevimli lütfen. Çocukları sevmem dedim lütfen. Sana tamam mı? Burası bir otel değil, bunu sakın unutma lütfen. Yine ne yapıyor? Ne oldu yine? Aki sen kimle konuşuyorsun sanıyorsun sen? Hadi enişte lütfen. Burada kimse kalamaz çünkü evimde yarı çıplak dolaşıyorsun. Bu evin patronu benim ve bu konuda fazla konuşmak istemiyorum tamam mı? He? Ama kimse beni dinlemiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu ses ne böyle? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiçbir şey.
Sadece nazar için yapıyorum. Kimin nazarı? Bu Hindistan'ın bütün delileri bir evde toplanmış sanki, yeter artık. Ben gidiyorum, gidiyorum. Abla, Sonya'nın abisi burada. Ama kalacak yeri yok. Kısa bir süreliğine bu koca evde ona da küçücük bir yer veremez miyiz? Pooja, Rahul buna izin vermez biliyorsun. Abla, o Hindistan'dan geldi ama. Hindistan'dan mı? Evet. Bizim ana vatanımızdan. Daha oradan. Rahul! Ne oluyor? Ama... Ne yapıyorsun? Beni dinle. Seni kandırdığını ama... biliyorum. Hindistan'dan gelmiş. Hindistan'dan geldiyse ne yapayım? Hindistan'ın nüfusu ne kadar biliyor musun? Herkes buraya gelirse biz nereye gideceğiz? Rahul. Söyler misin lütfen? Hayır hayır. Ben en iyisi havaalanına gideyim. Oradaki herkesi toplayayım. Bizim evimizde kalsın. Onlara yemek hazırlayalım. Ne dersin? Ama... Çok iyi olur değil mi? Evet. Çünkü benim karım kafadan çatlak. Sen enişte öyle evet, evet 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 evet. Ama şimdi Pooja... gidip onu buraya getiriyor. Pooja. Bak o dışarıda duruyor. Şimdi hayır. Bir şey alacağım. Ay, tamam. Tamam. Bana teşekkür sakin ediyor. Bir de şuna bak. Tamam. Baksana. Bakar mısın? कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां जिस्म तू जान मैं तेरी पहचान मैं मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम ये है तेरे करम कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम Ben Rahul. Adım Rahul. Yaşi. Benim adım da Yaşi. Bu bey bizimle kalacaktı. Evet. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hadi gidelim. Ve burası senin odan. Çok güzelmiş. Baksana. Hı? Bir şeye ihtiyacın olursa benden istersin. Çekinmene gerek yok, tamam mı? Baksana. Efendim? Pooja çok sağ ol. Teşekkür ederim. Önemli değil. Önemli değil tabii. Önemli değil. Merak etme, önemli değilim. Burada kalmak istiyorsan bu evin kurallarına uymak zorundasın. Bunu sakın unutma. İçki yok, sigara yok. Geç gelmek yok. Ve en kısa zamanda da kalacak bir yer bulacaksın. Saat 8'de akşam yemeğini kaçırırsan aç kalırsın. Ve bunlardan uzak duracaksın. Sen de uzak dur.
Hey, ne bakıyorsunuz? Ha? Konuşmaya devam edin. Kulağıma çok hoş geliyor. Şarkı mı söylüyorum yoksa? Ha? Neden benimle böyle konuşuyorsun? Benim bir adım var. Adını biliyorum. Ama söyleyemem. Peki nedenmiş o? Söyleyemem dedim ya, karıştırma. Aa, evet evet, anladım. Bana olan saygınızdan adımı söylemek istemiyorsunuz. Bu çok güzel işte. O zaman ben de şöyle davranmalıyım size. Abi diyebilir miyim acaba? Bu düşük çene aileden mi geliyor? Ailemi karıştırma. Her neyse. Ben kızmıyorum canım. Sakin ol, sakin ol. Benden korktuğunu biliyorum. Benden korktu değil mi? Ama galiba kafadan biraz anlarsın ya. Ne dersin? Ha. Öyle mi? Ha? Sen şu ceketi giysene. Benimle geliyorsun. Ona bakma. Tamam mı? Hadi yürü. Güle güle. Rohan, ne zamandır telefonunu bekliyorduk oğlum. Kusura bakma anne. Sizi çok özledim. Aslında çok da değil. Sanki ikiniz burada yanımda gibisiniz. Baba harika görünüyorsun. Ve anne sen de çok güzelsin. Deli yapma. Aklıma gelmişken baba üniversite kalacak yeri bir hafta içinde ayarlayacak. Onun için şimdi Hintli bir ailenin yanında kalıyor. Hintli aile mi? Niye? Neden bir otelde kalmıyorsun? Olmaz baba, çok iyi insanlar. Yeni tanıştım ama yıllardır tanıyor gibiyiz. Çok iyi bir aile. Bize çok benziyorlar. Eski halimize yani. Baba? Anne kapatmalıyım. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, devam et, tamam. Devam et. Tamam. Babamdı. Faturayı o mu ödeyecek? Hadi yemeğini ye. Hadi. Ülkeler arası. Ha? Aa, demek öyle. Sus! Sus! Sabah sabah yine başladı. Of. Sen... Ne oldu söyle? Ama ne sen oldu? Ama sen buradaysan sabah sabah kim şarkı söylüyor? Bu ilahi kim söylüyor acaba? İlahi mi? Ah, aman Tanrım. Affet bizi Tanrım, affet. Affet bizi Tanrım. Affet. Hey, bu erkek sesi de ne böyle? Bir dakika. Om Jai Jagadish Hare. Maat Pita Tum Mere Sharan Gahu Main Kiski. Swami Sharan Gahu Main Kiski. Tum Bin Aur Na Dooja, Prabhu Bin Aur Na Dooja. आस करूं मैं किसके ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे Aha şuraya bak Puca, sabah sabah herkesi uyandırdık. Gel günaydın diyelim. Günaydın abla. Günaydın enişte. Günaydın da bu kim? Aa, ilk defa böyle bir elbise giydi, tanıyamadın herhalde. Baldızın. Benim baldızım ha? Ha. Ah, çok komik. Aa, buyurun tatlı yiyin. Annem göndermişti. Okunmuş şekerdir. Süreyim mi? Çok güzel. Siz de ister misiniz? İstemiyorum, hayır, hayır. Ama bizde bunu sürmeden kimse evden çıkmaz. Annemin işlerimize şans getirdiğini söyler. Annen böyle mi söyler? Hı. O zaman sür biraz. Sağ ol. Bu elbise... Ona çok yakışmış, öyle değil mi? Evet. Evet. Tatlıyı çok seviyorum. Lanet olsun, lanet olsun. Şimdi bunu kim yaptın? Ben.
Lastik patlatmayı çok severim. Şimdi şaka mıydı bu? Hiç de komik değildi. Evet şakaydı. Şakalardan hoşlanmam. Ben de senden hoşlanmıyorum. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? İsterseniz ben götüreyim. Hayır, istemiyorum. O tanrı misafiri. Ona seni istemiyoruz diyemeyiz. Hazır Hayır, ben taksiyle gidiyorum, tamam mı? Taksiyle. Taksi parasını bana ver. Aman tanrım, para göz seni. Evet, para gözüm. Rahul, akşam eve erken gel. Neden? Öyle işte. Tamam. Böyle büyük bir araban varken neden bizim evde kalıyorsun? Arabada kalabilirsin, değil mi? Baksana, kriketle ilgileniyor musun? Neden sordun? Bugün maç var. Hindistan İngiltere stadyumda. Ha, biliyorum, biliyorum. Evet. Maç bitmek üzeredir. Radyoyu dinleyebilir miyiz? Araba çalıntı mı? Hayır. Senin mi? Evet. O zaman istediğini yap ha. Hı? Tamam. Ve maç sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu anda oyun Hindistan lehine dönüyor gibi görünüyor ve hadi. Evet, dur, Hindistan dur. Bir puan daha kazandı. Evet, bir puan daha. Evet, evet, evet. İngiltere çok zorunda. İngiltere'yi mahvedeceğiz abi. Heyecanlanma, heyecanlanma. Her şeye güvenemezsin. Hindistan gerçekten iyi bir takım ama sen bir şey demiştin. Sen az önce bana abi mi dedin? Hayır. Hayır. Ama istersen diyeyim. Önüne bak, önüne bak. Tamam, sen arabayı kullan. Ve Hindistan maçı kazanmak üzere. Hey, kazandık. Yeneceğiz. Hoş geldiniz. Tango seçmelerine hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Puca kiminle dans edeceğine karar verecek. Sonya takdim eder. Selam çocuklar. Sizlere puan verilecek. Benim dans eşim olmak için 3 dalda yarışacaksınız bugün ve onlar da yakışıklılık ve yakışıklılık. Evet. Kim benimle tango yapmak ister? Ben. Hadi başlayalım. Gelin. Kızlar hazır mıyız? 1 2 3 Bu hiç olmaz. Aldırma bunu. Sen 5.sin. O kadar da kötü değilsin. Kendime puan vermedim ki. Bu sana verdiğim puan. Bunu beğendim. Dansa bununla gideceğim. Ama bu o gitti bile. Hiçbir yere gidemez. Tamam. Gidiyorum dedim. Dinle beni. Sana bir şey söyleyeceğim. Ah nihayet. Çabuk söyle, fazla zamanım yok. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Sen. Hadi söyle. İkimiz. Evet, ikimiz. İki farklı. Evet. İki farklı. Terlik giymişsin.
Bu yeni moda böyle. Senin haberin yok anlaşılan. Şimdi izninle. Gitmem gerek. Hoşçakal. Robby, Robby, Robby. Bunlar benim mi? Elbette. Ah, teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Ay, yaklaş bana. Nasılsın? Çok yakışıklısın. Ablama beni beklememesini söyle. Geç gelebilirim. Değil mi? Evet. Harika. 5 dakikalık ara veriyoruz. Daha sonra tekrar canlı müziğe devam edeceğiz. Sen şimdi kaybol yanımda. Hey, harika görünüyorsun. Bilmediğin bir şeyler söyle. Hiç değişmeyeceksin. Beni tanıyorsunuz. Hoşçakalın. Neredesiniz? Buradayız. Güzel. Sen ve Robby. Ne oldu? Boş versene. Rohan'a ne oldu peki? Ah, bilmiyorum. Aldırmıyor. Ondan nefret ediyorum. But I love you. Dekha tumko jab se bas dekha tumko yara tumse koi achha hai na tumse koi pyara yun nazre na phero tum mere ho mere बस देखा तुमको यारा ये देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया kya do na, you are my Sonia. लगे हैं यारा ऐसी खुशी के पल तो फिर ना आए दोबारा ऐसी खुशी में यारा ये नशा क्या कम होगा कह दो ना यू आर माय सोनिया Anymore, yeah. That girl I don't want anymore, yeah. Anymore.
को तो है तेरा नशा मैंने भी पलकों में तुमको छुपाया है तू मेरे ख्वाबों में बसा बेताबी कहती मेरी आजा बाहों में भर लूं जीना है तेरी होके मिलके ये वादा कर लूं दोनों ने कसमें ली है प्यार कभी ना कम होगा कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा hey, यू नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया यू आर माय सोनिया यू आर माय सोनिया Baba bu program sence neden çalışmıyor? Bir dakika oğlum bir dakika bekle. Evet söyle bakalım. Ne var Kriş? Ha, bu böyle çalışmaz demedim mi ben sana? Günaydın günaydın. Beni arayan var mı? Evet başbakan aradı seni Hindistan'a geri çağırıyormuş. Başka arayan da yok. Çok komik. Aslında babamdan bir telefon bekliyorum. Bugün önemli bir gün. Bugün onun... Bugün ayın kaçı baba? 6 Eylül. Söyler misin Poca? Günaydın herkes. Gece başka Günaydın. Elbise bulamadın mı? Kapkara giyinmişsin, matemde gibi. Herkesin dikkatini çektin. Tapınaktaki insanlar dua edecekler. Bana baktılarsa eğer bu benim sorunum olmaz. Her neyse. You look fat. Mitti pao. Dekha raha hun. Babaji ke janamdin par bhi aisi anap shanap baatein karti rehti hai. Aaj pitaji ka janamdin hai. Yani sizin babanızın demek istedim. Aa, sana ne oldu şimdi? Ne getirdin ona? Kes şunu abla, bir şey değil. Kızartma sadece. Aa. Alsana. Okunmuş şeker. Okunmuş şekermiş. Al hadi. Ama doğum gününde okunmuş şeker olur mu? Evet, biliyorum. Bizim babamız çok şakacı bir adamdı. Ben gittikten sonra beni çok arayacaksınız derdi. Babam için Puca ile ben bir gün oruç tutarız ve bugün babam Puca'yı böyle görseydi düşer bayılırdı herhalde. Abla. O artık burada değil diye üzülüyor olmalısınız. Evet tabii. Ne de olsa evde büyüklerin olması iyi bir şeydir. Büyükler olmadan o aile tam sayılmaz. Öyle değil mi? Raul. Siz onu özlemez misiniz? Özlemez misiniz? Babanızı demek istiyorum. Ha? Hadi kahvaltı hazır. Bir şeyler yiyin. Puca Kriş hadi. Sen de gel. Raul geliyor musun? Doğum günün kutlu olsun baba. Hayırdır? Burada olmayanları çok özlüyorum. Olanları ise sanırım unuttum. Sana ne hediye vereyim? Ne istersin söyle. Nandini'yi bana geri getir. Bu koca evde
birbirimizi kaybettik. Ben karımı geri istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Bakar mısın? Ne oldu? Bugün çok ilgilisin. Bugün gerçekten de... Nasıl desem... Çekici görünüyorsun. Yapma. Krish nerede? Buralardaydı. Bunu benim sormam gerekiyordu. Neyse git hadi. Benim çantam ve ceketim nerede? Getiriyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi. Biliyorsun yarından sonraki gün kandil. Ben ne yapabilirim ki? Sen bir şey yapma. Her yıl olduğu gibi Hintli Kadınlar Derneği'nde bir gün düzenledik. Çok güzel. Bunu bir yere not etsene. Tamam yazarız. Görüşürüz. Hoşça kal. Gidiyor musun? Çekici ha? Buraya gel. Bir parça alır mısınız? Bu benim elmam. Benim elmamı niye yiyorsun ha? Buraya gel. Bu da nereden çıktı şimdi? Hoşça kal. Günaydın. Kandil, öyle değil mi? Evet, yarından sonra. Size de okumuş şeker gönderdiler mi? Şeker mi? Evet, şeker. Yoksa bilmiyor musun? Şu özel günlerde mevlütlerde okunan şekerler vardır ya, kayınvalideniz göndermedi mi yoksa? Göndermiş olması lazım. Başka bir büyüğünüz göndermiştir. Hayır. Merak etme. Bu yıl bu geleneği yaşayacaksın. Annem, o sana her şeyi anlatır. Alo. Merhaba kızım. Merhaba. Oğlum hakkınızda o kadar çok şey anlattı ki... kendimi aranızda gibi hissediyorum. O da bu ailenin bir parçası oldu zaten. Umarım rahatsızlık vermiyordur. Kızım, okunmuş şeker bir anneden kızına gönderilen armağandır. Uzun bir ömür, mutluluk ve güzel bir evlilik için. Ve sevgiyle gönderilir. Kendi gelinime dua eder gibi sana dua ediyorum. Tamam kızım. Hoşça kal. Hoşça kalın. Bazen yabancı birini sanki
en yakınınmış gibi hissedersin. Sağ ol. Çok sağ ol. Bazen kendi ailen sana yabancılaşır. Biliyor musun? Bugün kandil orucu tuttum ben de. Sahi mi? Hı hı. Peki ne dilek tuttun? Orada ne konuşuyorlar? Bizim konuşmadığımız şeyler. Öyle mi? Sen sahiden oruç mu tuttun? Benim için dua mı edeceksin? Neden? Sen de benim aramda ne var ki? Hey şişko. Abinle yengene gerçeği söyleyemedin. Ama bana hava atıyorsun. Kusura bakma. Elimi bırak. Elini mi tutuyor? Benim elimi o bırak. İşte bıraktım. Söyleyeyim mi? Herkesin önünde onlara... Gerçeği söyleyeyim mi? Buna var mısın? He? Söyle. Söyleyemezsin. Korkuyorsun. Söylersen ne yaparsın? O zaman herkesin önünde duygularımı söylerim ben de. Öyle mi? Ben varım. Ben de varım. Benimle aşık atma. Pişman olursun. Belki böylesi daha iyi olur. Ama bazen seninle ilgili şeylerin gerçek olmayacağını düşünüyorum. Neden? Ne kadar sık bu durumda kaldın acaba? Vah vah Ramji, jodi kya banayi. Ne diyor bu? Bhaiya aur bhabhi ko बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई Sıra sende. Bole churiya, bole kangana, hai main ho gayi teri sajna. Tere bin jiyo nahi yo lagda main te mar gayi. चूड़िया
तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं मर जावा लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा हो मर जावा ले जा ले जा सोनिए ले जा ले जा दिल ले जा ले जा सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा जाने चाहो झूठे तेरी गल्ला हंसना माने क्यों तारीफे करता है तू हमको सब कुछ जाने ओ मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे सजन जी हाँ सजन जी यूं ही बीते सारा जीवन साथ में बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना
Hayır, hayır, hayır. Baştan alıyoruz. Baştan alıyoruz, tamam mı? Hayır! Kahretsin. Teyzen biraz tuhaf. Biliyorum. Sen de öylesin. Baştan alıyoruz. Bir, iki, üç. Şuna bak. Benim oğlum tam bir İngiliz oldu. Ya hayır. Baksana teyze. Bazen keşke buraya hiç gelmeseydik diyorum. Keşke Krish de bizim çocukluğumuzda öğrendiğimiz şarkıları bilseydi. Ama buradayız işte. Ve ben de buraya alışmaya çalışıyorum. Neden böyle diyorsun Anceli? Uzakta da olsan kültürünü öğretebilirsin. Yine de teyze, burada... Anne! Gördünüz mü? Tamam. Kurabiye ve süt zamanı. Bu çocuklar... Ne ilginç, öyle değil mi teyze? Baksana, bu çocuklar neye hazırlanıyor? Krish'in okulunda müsamere düzenleniyor. Onun provalarını yapıyorlar. Biz de izlemeye gideceğiz. Sen de gelirsin değil mi? Belki. Sen burada dur. Müsamere ha? Aman tanrım, yine kırıştı. Neyse, bir kere daha, bir kere daha, tamam. Ne yapıyorsun sen? Bak, bunu ben kendim yapabilirim. Böyle bir şey yapma. Teyze dur, teyze ne yapıyorsun? Teyze lütfen. Ben kendim yapıp... Oğlum benim. Oğlum. Sen olduğunu biliyordum. Kalbim anlamıştı bunu. Sen benim oğlumsun. Aman Tanrım, ne kadar da büyümüşsün. Oğlum benim. Abinden sakladın ama bana da söylemedin. Neden oğlum? Abin Anceli ile evlenince sizlerden ayrılmak zorunda kaldık ama seni hiç unutmadım. Oğlum, iyi ki geldin oğlum. İyi ki geldin. Oğlum benim. Oğlum. Oğlum benim. Anceli! Gelsene, arabanın anahtarları nerede? Teyze. Hayır. Geliyorum. Geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh, bay ve bayan Regent. Merhaba. Kar Hanım ve de sevgili Prue. Affedersiniz. Evet. Ya beyefendi? Beyefendi mi? Aileden. Evet, aile dostumuz. Gelin. Ah, ablamlar nerede kaldı? Ah, çok affedersiniz, güzel, çok özür dilerim. Çok tatlısın. Hadi hayatım, gel. Bye. Hadi şöyle geçelim. Aha, aman Tanrım, bizim masamız bu mu? Gördün mü teyze? Aa. Her zaman en arkadaki masayı bize veriyorlar. Kendileri öne oturuyorlar. Şu okul müdürünün nerede? Tamam, onu bir bulayım, gösteririm ben ona. Bunun hesabını hayatım, verecek. Lütfen, lütfen. Bir yerde eğer gürültü varsa kesin bu bayan Ray Chanter dedim. Merhabalar. Merhaba. Ha, burası işte sizin masanız mı? Bizim masamız bu efendim. Bizimki en öndeki. İşte gördün mü ayrımcılığı? Ben size dememiş miydim? Bayanlar, baylar, gösterimiz başlamak üzere. Lütfen oturun. Artık oturmak üzere. Evet, gitme zamanı. Size güle güle. Biz de yerimize oturup biraz nefes alalım artık. Teşekkürler hayatım. Görüşürüz tamam, canım. Tamam. Biz de artık yerimize geçelim. Bayanlar, baylar, Newfield İlköğretim Okulu'nun geleneksel müsamerisine hoş geldiniz. Şimdi abla, bir şey hatırlatmak istiyorum. Heyecanlanmak yok. Geçen yılda heyecanlanmıştım, neler oldu hatırla.
Oğlun orada şarkı söylüyor, sana burada bir şeyler oluyor. Sen karışma bana. Bana akıl vermeye kalkma, bak, tamam mı? Sen de lütfen. Benim oğlum sahnede, ben bir defa ıslık çalacağım. Hayır, sakın ıslık çalma hayatım. Bir kere. Şimdi 4. sınıf korosu size bir şarkı seslendirecek. Koronun solisti Krish Raychand. Ne yaptın? Otursana, otur. Bak, izle. Ay canım, kardeş. Ay, oğlum ne kadar da yakışıklı görünüyor. Hı-hı. Aynı sana benziyor. Evet. Tatlım benim. Tatlım mı? Ah, Tanrım oğluma güç ver, onu koru. Oğlum sadece bir şarkı söyleyecek, savaşa gitmiyor. Şuna bak. Doğru söylüyorum, bak. Bu senin için anne. Benim oğlum. Benim de oğlum. Hadi oğlum göster kendini. Jana Gana Mana Adinayak Jaya Hai Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga oğlum. İşte benim oğlum, gördün mü? Gördün değil mi? Harikasın. Gerçekten harikasın. Teşekkür ederim teyze. Bana teyze deme. En azından burada deme. Evet. Şimdi itiraf et bakalım. Hiç heyecanlanmadın mı? Birazcık heyecanlandım başta ama birinin söylediği bir şeyi hatırladım sonra. Sahi mi? Neymiş o? Neydi bakayım? Bu hayatta başarılı olmak istiyorsan, kazanmak istiyorsan kalbinin sesini dinlemelisin ve eğer kalbinin sesini duyamıyorsan gözlerini kapatıp babanı ve anneni düşünmelisin. O zaman bütün zorlukları aşacaksın. Kazanan sen olacaksın. Başaracaksın. Sen kazanacaksın. Vay be, iyi bir öğütmüş. Kim söyledi? Baban mı? Hayır, o söyledi. कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम
Anneme iyi baktın mı? Kriket takımına seçildin mi? Güzel. Peki sen nasıl kilo verdin böyle? Gel buraya gel. Neden başta söylemedin? Seni yaramaz, seni yaramaz, seni yaramaz. Eve geri dön abi lütfen. Eve geri dön abi. Sen dönmek zorundasın. Seni babam mı gönderdi? Ben artık burada yaşıyorum. Ailem artık burada. Burası benim dünyam. Senin ev dediğin yer... hiçbir zaman bana ait olmadı. Artık olmaz da... Ama sen geri dön. Lütfen eve geri dön. Hadi, hadi git. Lütfen artık oraya geri dön. Git hadi, git. Eve dön, hadi. Hadi, ne duruyorsun? Hatırlıyor musun abi? Küçükken derdin ki... annem beni daha çok seviyor derdin. Ben de buna çok kızardım. Çok sinirlenirdim. Ama şimdi bunun doğru olduğunu söylemek istiyorum. Annem seni benden daha çok seviyor abi. Bunu biliyorum. Hem de çok fazla seviyor. Ve her zaman da sevecek. Her zaman sevecek abi. Tabii, biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Babamın ettiği lafları hiç unutmamış. Eve geri dönmeyecek. Dönmek zorunda Rahan. Mutlaka dönecektir. Ben eniştemi iyi tanıyorum. Bir defa olsun onları bir araya getir. Tek bir defa. Bunu yapabilir misin? Günaydın baba. Rohan, ne var ne yok? Biliyor musun baba, çok sevineceksin. Dün garip bir rüya gördüm. Annemle ikiniz Londra'ya gelmiştiniz, sürpriz yapmıştınız. Sahi mi? Sonra ne oldu? Ne olacak? Alarma geçtim hemen çünkü buraya beni kontrol etmeye geldiğini sandım. Doğru mu baba? Doğru, doğru. Rohan! Tamam, geliyorum. Baba şimdi gitmem gerekiyor, seni sonra ararım. Hey baba, seni seviyorum. Seni çok özledim. Hoşça kal. Hoşça kal oğlum, hoşça kal. Oldu işte. Merhaba baba, nasılsın? Tahmin et bakalım neredeyim? Nerede? Londra'da. Londra'da mı? Ne diyorsun, inanmıyorum baba. Oğlum bir rüya görsün, ben de onu gerçekleştirmeyeyim, olur mu hiç? Sen bir tanesin baba. Oğlum neredesin, hemen görüşmek istiyorum seninle, çok özledim. Bu o kadar kolay değil baba. Kaç gün sonra görüşüyoruz. Önce bana bir şeyler almalısın. Bir şey mi? Hemen şimdi mi yani? He? Akşam alışveriş merkezinde görüşürüz. Oğlum sen ne istiyorsun oğlum, bakın söyle. İstediğim şey... alışveriş merkezinde baba. Mavi alışveriş merkezinde mi? Evet. Evet, tamam. Seni ararım. İyi eğlenceler sana. Tamam, görüşürüz. Ben veririm. Acaba neyi eksik olabilir? Yok. Şöyle bir etrafa bakalım, bir şeyler buluruz. Aç şuraya bakalım.
Ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir fatura arıyorum. Neyin faturası? Elbiseyi geri verecektim. Madem geri verecektin, neden satın aldın ki? Hey baba, Allah. Unutma, annem gibi sen de Hintlisin ama, değil mi? Seni de anneni de şimdi. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir harika görüş. Olamaz. Hanımefendi. Hanımefendi. Hikayenin gidiş yardımı tamamen. Lütfen kocanızı alabilir misiniz hanımefendi? Hanımefendi. Ne yapıyorsunuz orada? Beni öpmeye başlayınca içim fena oldu. Lütfen onu alır mısınız? Beni hayatta öpmez o. Lütfen. Beni öpmeye kalkarsa karışmam ona göre, tamam mı? Hadi gel. O adam bir daha beni öpmeye kalkarsa çok kötü olacak. Bana niye kızıyorsun? Ben mi öpmedim? Mısın? Önüne baksana oğlum. Bir daha önüne bak. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Bakar mısınız?
Yalan. Bana yalan söyledin. Evet baba. Sana yalan söyledim. Sana doğruyu söylesem ne olacaktı ki? Bu bencilliğini kıracak mı? Lan! Bu bencillik değil de ne baba? Gururun yüzünden bir anneyi oğlundan uzaklaştırdın. İki kardeşi ayırdın birbirinden baba. Bir babayı oğlundan... O benim oğlum değil. Onun oğlum olduğuna inanmıyorum. Bir evlat olarak sorumluluklarını yerine getirdi mi o? Getirdi baba. Her zaman getirdi. Sadece tek bir hata yaptı. Tek bir hata yaptı baba. Aşık oldu. Bu senin kurallarına göre bir hataysa... öyle olsun ama büyüğü olarak onun yanlışlarını affetmek sana düşmez mi? Ama sen onu cezalandırmayı seçtin. Bu nasıl bir ceza baba? Nasıl bir ceza? Şimdi gözlerime bak ve bu ayrılığın seni üzmediğini söyle. Onu hatırlamadığını söyle. Onu sevmediğini söyle. Söyle baba. Hadi! Onu sevmiyorum. Onu özlemiyorum. İşte söyledim, tamam mı? Hepsini söyledim. Tanrı sana her şeyi verdi baba. Ama keşke... kalp de verseydi. Sor! Terbiyesiz. Onu çok seviyorsun. Onu çok seviyorsun. Evet, çok seviyorsun. Ben cevabımı aldım. Sen onu seviyorsun baba. Eve gidelim Rahul. Memleketimize. Burası bizim ülkemiz değil. Bunlar bizim insanlarımız değil. Buraya yerleşebiliriz. Ama asla aynı olmaz. Annenin sıcaklığı... babanın duası olmadan olmaz. Geri dönelim Rahul. Annen, baban burada. Onlar da burada. Onlar bizim büyüğümüz. Onlar her şeyimiz. Evet, bize kızgınlar. Ama af dileyebiliriz. Biliyorum ki onlar da biz olmadan çok yalnız. Biz de onlarsız öyleyiz. Bizi affetmelerini isteyelim Rahul. Ne olur geri dönelim. Tamam Anceli. Ama sen bunu anlayamazsın. Yabancı birine evlat edinmek... ve sonra ona tekrar yabancı olmak. Bu acıyı sen anlayamazsın Anceli. Sen bunu anlayamazsın. Biliyorum. Onlar büyüğümüz, kabul ediyorum. Ama kalbimizi kırmaya hakları yok. Sanırım onu geri çağırmanız gerek. Efendim? Yaş. Ah.
Onun bizlere vasiyeti vardı. Rahul, biraz bekleyelim lütfen. Eminim gelecektir. Kimseyi beklemek zorunda değiliz. Rohan. Rahul ve Nandini gidiyorlar. Yarın buradan ayrılıyorlar. Daha eve bile gelmediler. Eğer onlara... Biliyorsun, bizim inançlarımıza göre koca tanrı gibi önemlidir. Onun dediği, söylediği her zaman doğrudur. Bir gün Rahul'ü eve getirdim. Bu doğruydu. Onu çok sevdik. Bu da doğru. Ailemizin bir parçası oldu. Hayatım oldu. Doğru. Kesinlikle doğru. Ama sonra... bir gün evi terk edip gitti. Yanlış. Sen gitmesine izin verdin. Bu da yanlış. Sen bir anneyi oğlundan ayırdın. Yanlış. Ailemiz paramparça oldu. Yanlış. Böyle bir koca nasıl tanrı gibi olabilir? Tanrılar hata yapmazlar. Benim kocam alelade bir koca. O tanrı olamaz. O tanrı olamaz. Böyle bir tanrı olamaz. Ben de yine. Söyledim. Hepsi bu. Yeter artık. Abi. Gittiğin günden beri annem Tanrı'nın gözüyle seni görmeye çalıştı. Tanrı sevgisi onu evladından ayrı kaldığı sürece güç verdi. Lütfen Allah aşkına söz ver abi. Bir kere olsun evimize gel.
Sadece bir defa. Bir an için bile olsa. Bir günlüğüne de olsa. Yengen bu evin gelini, bir parçası olduğumu hissetsin bir kereliğine. Son 10 yıldır fotoğraflarına bakarak avunan annem oğlunun kendisini evinde görsün. Lütfen. Lütfen abi. Bir kerecik. Sonra istersen gidebilirsin. Kimse seni durdurmayacak. Kimse sana engel olmayacak. Annem seni evde canlı gördüğünde bunun hatırasıyla biraz daha katlanabilir belki. Annem için bunu yapmaz mısın abi? क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास है फिर भी कितनी है दूरियां
Saçlarım o kadar kötü müydü ki çekip gittin? Arkana bile bakmadan. Bir defa bile geri dönmedin. Geri dönmedin. Peki beni hiç çağırdın mı baba? Çağırmalı mıydım? Ben büyüğün değil miyim? Seni geri çağırmalıyım. Ben senin büyüğünüm. Beni sevmediğini düşündüm. Beni oğlun olarak görmediğini düşündüm. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Ha, nasıl düşünebilirsin? Seni ellerimle kucaklayarak bu eve getirmiştim. Ailemizi tamamlamıştın sen. Rüyalarımızı gerçek kılmıştın. Nasıl böyle düşünürsün? Beni sevmediğini düşünmüştüm. Beni sevmediğini düşünmüştüm. Seni nasıl sevmem evlat? Seni çok seviyorum. Ama sadece bunu dile getiremedim. Son 10 yıldır her gün her saat seni düşündüm oğlum. O kadar özledim ki sana sarılıp seni ne kadar sevdiğimi söylemeyi ama... ama... söyleyemedim. Büyüklerin öfkesi sevgidendir oğlum. Ama sen bunu o kadar ciddiye aldın ki evi terk edip gittin. Ve asla geri dönüp bakmadın. Sen büyüğümdün baba, haklıydın. Gitmem gerekmiyordu. Evet. Biliyorum, geri gelmem gerekiyordu. Geri gelmedin. Neden oğlum? Neden gelmedin? Burası senin evin. Sen bu evin büyük oğlusun, benim oğlumsun. Benim oğlum. Ben artık yaşlı bir adamım. Yaşlandım. Beni affetmeni istiyorum. Lütfen beni affet. Yapma baba. Affet. Yapma baba. Evine gel oğlum. Oğlum. Çok pişmanım baba. Çok pişmanım. Gel oğlum. Oğlum. Bir zaman gelir gençler yaşlılara yol yordamı öğretir, doğru yolu gösterir. Yıllarca seni abinden ayrı tuttum. Lütfen beni affedin. Beni affedin oğlum. Beni affedin. Baba. İkinizden de affediyorum. Thank you.
ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम।